Yunus öğretmen derste bilgilerini değerlendirmek için öğrencilerine yanda verilen etkinlik tablosunu hazırlıyor. Tabloda verilen bilgiler doğru ise doğru kutucuğu, yanlış ise yanlış kutucuğu işaretlenecekti. Buna göre vermiş oldukları aşağıdaki cevaplardan hangisi doğrudur? Kasılıp gevşeme yapan ve hareket etmemizi sağlayan yapıya kas denir, doğru bir ifadedir. Kafatasında bulunan kemik çeşidi yassı kemiktir. Evet, bu da doğru bir ifadedir. Boyu eninden kısa olan kemiklere kısa kemikler denir. Bu da doğru bir ifade olduğu için cevap D şıkkıdır. Betül öğretmen öğrencilerinden yukarıdaki şekilden faydalanarak sindirim sisteminin ilk başladığı yerden bittiği yere kadar olan sıralamayı defterine yazmalarını istiyor. Buna göre aşağıdaki öğrencilerden hangisinin verdiği yanıt doğrudur? Sindirim sisteminin başladığı yerden bitiş yerine doğru sırasıyla ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak ve anüs olduğu için doğru cevap D şıkkı olacaktır. Dünyanın kütle çekimi maddelerin ve dolayısıyla yediğimiz içtiğimiz besinlerin sindirim sistemimizdeki organlara iletilmesinde önemli rol oynar. Fakat maddeler uzay boşluğunda dünyadakinden farklı davranır. Bunlara rağmen astronotlar kütle çekimsiz ortamda besinleri yutarken zorluk çekmezler. Bu durumun sebebi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? B şıkkına baktığımızda besinlerin sindirim organlarımızdaki kas hareketleri sayesinde diğer organlara geçebilmesi bu durum bunun sebebi olacağı için cevap B şıkkı olacaktır. Görseldeki kıyma makinesinin üst kısmına yerleştirilen büyük et parçaları makinenin çalıştırılmasıyla daha küçük et parçaları olan kıymaya dönüşmektedir. İnsan vücudunda bulunan aşağıdaki organların hangisinin görevi kıyma makinesinin yaptığı işlemle benzerlik göstermez? Kıyma makinesinin yaptığı işlem fiziksel sindirime benzemektedir. Sadece büyüklüğünde bir değişim olmaktadır. Mide, ağız, ince bağırsak fiziksel sindirim yapabilmektedir. Ancak pankreas kimyasal sindirime yardımcı olduğu için cevap D şıkkı olacaktır. Tabloda yandaki şekilde gösterilen sindirim elemanı ile ilgili olarak verilen ifadelerden doğru olanlara ait bölüme tik, yanlış olanlara ait bölüme çarpı konulduğunda görünüm aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? Tabloda gördüğümüz organ midedir. Proteinlerin kimyasal sindiriminin gerçekleşmesini sağlar. Evet, midenin görevidir. Karbonhidratlarının sindiriminin başladığı organ mide değil ağızdır. Bu yüzden yanlıştır. Besinleri parçalar ve bulamaç haline gelir. Evet, kasılıp gevşeme hareketi sayesinde bulamaç haline getirmektedir. Besinlerin mekanik sindiriminin gerçekleştiği organlardan biridir. Yani fiziksel sindirim gerçekleşir demek istemektedir. Bu da doğru bir ifade olduğu için cevap A şıkkı olacaktır. Sindirim sistemine ait bir yapıyı tanıtmak için aşağıdaki şema hazırlanmıştır. Buna göre X ile gösterilen bölüme aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Hem hormon hem de sindirim enzimi üreten karma bezdir. Sindirim sistemi için önemli salgılar yapar. Midenin altında bulunur. Pankreas öz suyu salgılar. Özellikleri verilen organ pankreas olduğu için cevap C şıkkı olacaktır. Tabloda karaciğer ve pankreas yapı ve organlarına ait bazı görevler verilmiştir. Belirtilen organ bu görevleri yapıyorsa kutucuklara artı, yapmıyorsa eksi işareti konulmuştur. Buna göre tabloda X, Y, Z harfleriyle belirtilen kutucuklara gelmesi gereken işaretler aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? Safra adı verilen salgıyı üretir, karaciğer yapar. Bu yüzden X artı olacaktır. Karbonhidrat, protein ve yağların kimyasal sindirimini yapan kısım pankreastır. O yüzden Y'de artı olacaktır. İçinde enzim bulunduran kısım karaciğer değildir. Çünkü karaciğer safra sıvısı salgılar ve safra sıvısı besinlerin fiziksel sindirimini gerçekleştirir. Bu yüzden doğru cevap C şıkkı olacaktır. Aşağıdaki şekilde iki farklı organ harflerle gösterilmiştir. Bu organlarla ilgili olarak ifadelerden hangileri doğrudur? Organlara baktığımızda karaciğer ve pankreası görüyoruz. A yani karaciğer yağların sindirimi için safra üretir. Doğru bir ifadedir. B yani pankreas sindirime yardımcı olan salgılar üretir. Doğrudur. Pankreas öz suyu salgısını üretmektedir. A yani karaciğer çok sıcak ve çok soğuk besinleri dengeleyerek sindirim kanalını korur demiş. Ancak karaciğerin böyle bir görevi olmadığı için cevap 1 ve 2 B şıkkı olacaktır. Fadime öğretmeninin derste anlattığı yapı ve organla ilgili aşağıdaki sorulara evet ya da hayır cevaplarını veriyor.
Buna göre Fadime'nin öğretmenin anlattığı yapı veya organ aşağıdaki görselleri verilenlerden hangisidir? Baktığımızda büyüklüğü yaklaşık avucumuz kadardır. Evet cevabını vermiş. Kanın süzüldüğü yere ise hayır cevabını vermiş. Yaklaşık avucumuz kadar olan organ kalp olduğu için ve kanı süzme gibi bir görevi olmadığı için cevap B şıkkı olacaktır. Kan bağışıyla verilen kanın yerine vücutta yeni kan hücreleri üretilir. Düzenli olarak kan veren bireyler yenilenmiş kan hücreleriyle hastalıklara karşı daha dirençli olur. Ayrıca kan bağışı yaparak birçok insanın yaşamının kurtulmasına da katkı sağlarlar. Kan bağışında bulunabilmek için kişilerin 18 yaşından büyük, 65 yaşından küçük olması ve önemli hastalıklarının bulunmaması gerekir. Yukarıda kan bağışı ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Bu bilgiler doğrultusunda aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? Kan bağışı sağlığımız için gereklidir. Evet, burada kan bağışının sağlık için gerekli olduğundan bahsetmektedir. Kan bağışı bireylerin hayatlarını kurtarır. Evet, doğru bir ifadedir. Kan bağışında bazı hastalıklar göz ardı edilebilir. Evet, edilebilir çünkü önemli hastalıklar bulunmaması gerekir. C'ye baktığımızda ise kan bağışı hastalıklara karşı vücut direncini artırır yorumuna ulaşamayacağımız için doğru cevap olacaktır. Grafikte numaralandırılarak belirtilen damar çeşitleri aşağıdakilerin hangisinde doğru eşleştirilmiştir? Kanın akış hızının en fazla olduğu damar atar damardır. Kanın akış hızının ise en az olduğu damar kılcal damar olduğu için doğru cevap D şıkkı olacaktır. Yukarıdaki öğrencilerin hakkında bilgi verdiği damar türleri aşağıdakilerin hangisinde doğru belirtilmiştir? Kan ile hücreler arasındaki madde alışverişini sağlayan damar kılcal damardır. Böylelikle Ayşe'nin verdiği cevap kılcal damar olacaktır. Kerem ise kanı kalpten uzaklaştıran damarı sormuş. Kanı kalpten uzaklaştıran damarlar atar damarlardır. Genellikle oksijence fakir, yani kirli kan taşıyan damarlar ise toplar damarlar olduğu için cevap A olacaktır. Aşağıdaki tabloda RH faktörü ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Tabloda verilen bilgilerden doğru olanlara tik, yanlış olanlara çarpı işareti konulduğunda tablonun görünümü aşağıdakilerin hangisi gibi olur? B RH pozitif kan grubundan bir insan, B RH negatif kan grubundaki bir insana kan verebilir demiş, ancak veremez. Sadece B RH pozitif kan grubundaki bir insana kan verebilmektedir. RH faktörü adını resus cinsi bir maymundan almıştır. Doğru bir ifadedir. RH faktörü al yuvar hücrelerinde bulunan özel bir yapıdır. Doğru bir ifadedir. Al yuvarlarında RH proteini bulunan bir insanın kanı RH pozitiftir. Evet, bu da doğru bir ifade olduğu için cevap B şıkkı olacaktır. Kan bağışı ile verilen kanın yerine vücutta yeni kan hücreleri üretilir. Düzenli olarak kan veren bireyler yenilenmiş kan hücreleriyle hastalıklara karşı daha dirençli olurlar. Ayrıca kan bağışı yaparak birçok insanın yaşamının kurtulmasına da katkı sağlarlar. Kan bağışında bulunabilmek için kişilerin 18 yaşından büyük, 65 yaşından küçük olması ve önemli hastalıklarının bulunmaması gerekir. Yukarıda kan bağışı ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Bu bilgiler doğrultusunda aşağıdaki yorumlardan hangi yapılamaz? Kan bağışı sağlığımız için gereklidir. Doğru bir ifadedir. Kan bağışı bireylerin hayatlarını kurtarır. Evet, doğrudur. Kan bağışı hastalıklara karşı vücut direncini arttırır. Doğru bir ifadedir. Kan bağışında bazı hastalıklar göz ardı edilebilir demiş, ancak kesinlikle göz ardı edilemez. Bu yüzden cevap D şıkkı olacaktır. Ayşe ve Fatma 6. sınıf öğrencileridir. Öğretmenleri ödev olarak sindirim sistemi ile ilgili tablo hazırlamalarını istemiştir. Ayşe ve Fatma aşağıdaki tabloda fiziksel sindirim ve kimyasal sindirim ile ilgili bilgiler vermiştir. Ayşe ile Fatma yaptıkları tabloyu öğretmenlerine gösterdiklerinde öğretmenleri tablonun hatalı olduğunu, iki bilginin yerinin değiştirilmesi gerektiğini söylemiştir. Buna göre tabloların doğru olabilmesi için hangi ikisinin yeri değiştirilmelidir? Tabloya baktığımızda fiziksel sindirim için besinleri küçük parçalara ayırır. Doğru bir ifadedir. Ancak fiziksel sindirim enzimlerle gerçekleşmez. Kimyasal sindirimde enzimler görevlidir. Dil ve diş yardımcı olur. Doğru bir ifadedir. Kimyasal sindirime baktığımızda besinleri yapı taşlarına kadar ayırır. Doğrudur. Ağızdan ince bağırsağa doğru artar. Evet, bu da doğrudur. Ancak midenin kasılıp gevşemesiyle gerçekleşme fiziksel sindirim için geçerlidir. Böylelikle 2 ve C'nin yeri değiştireceği için cevap B olacaktır.